Merhaba, Kadın Kanalı'na hoş geldiniz. Merhaba. Biz Zeynep'ler. Bugün bir tane entel dantel bölümü çekiyoruz. Kurtlarla koşan kadınlar. Bu kitaptan da Kırmızı Ayakkabılar hikayesini ele alıyoruz bugün. Zeynep'in kitabı rengarenk gördüğünüz evet. gibi. Pembeler vesaireler. Çok çalıştı çok bayağı bu çalıştı. İçerik için. Her tarafta ay, notlar var maşallah. Vallahi. Çok zor o kitap ya. Neyse İçer. Önce o zaman hemen hikayemize başlayalım. Bir varmış bir yokmuş. Bir tane küçük öksüz, annesiz, babasız bir kız varmış. Bu kız tek başına yaşıyormuş sokaklarda ve kendisi, kendi zevki için toparladığı şeylerden kırmızı bir ayakkabı kendine yapmış. Ve bu ayakkabıyı giymeyi, bu ayakkabıyla zevk almayı çok seviyormuş. Bir gün ama bu kendi başına oyun oynarken, kırmızı ayakkabılarını giyerken bir böyle yaldızlı böyle bir at arabası gelmiş ve içinden yaşlı bir teyze çıkmış ve bu yaşlı kadın demiş, aa ne kadar üzgün, zavallı, tek başına öksüz bir kız çocuğu, ben onu alayım demiş ve beraber arabaya binmişler ve bu yaşlı kadının büyük şatosuna gitmişler. Ve şatoda, devam mı edeyim? Sen anlat. Şatoda bu kızı işte yıkamışlar, tertemiz etmişler, kıyafetlerini çıkarmışlar, yeni kıyafetler giydirmişler, işte bir siyah ayakkabı giydirmişler kız çocuğuna ve güzel bir elbise. Fakat bu kız çocuğu bu sırada çok kırmızı ayakkabılar o kadar çok zevk veriyormuş ki ona, kendi yaptığı için, kendi elleriyle emek verdiği için. Bu kız bu yaşlı kadına sormuş, ben ayakkabılarımı istiyorum. Fakat kız kadın demiş ki, biz o ayakkabılar çok eskiydi, çok çirkindi, yaktık bu ayakkabıları demiş. Bunun üzerine kız çok üzülmüş ve bu üzüntünün içerisinde bayağı böyle kendini yıpratmış ve bu üzüntüyle beraber içinde hep böyle o ayakkabıları o ayakkabılara karşı bir istek, o ayakkabıları tekrar geri alma isteği oluşmuş. Aradan zaman geçmiş, bu kadınla beraber yaşamış, o kadının ona öğrettiklerini öğrenmiş, o kadınla beraber kibar olmayı, uslu olmayı, iyi kız olmayı öğrenmiş ve günlerden bir gün kiliseye gitmek için yeni kıyafetler ve yeni ayakkabılar almak zorunda kalmışlar çünkü kız büyümüş artık, birazcık daha olgunlaşmış ve bir ayakkabıcıya gitmişti. Bu ayakkabıcı da bir tane böyle işte ihtiyar böyle şey bir ayakkabıcı varmış ve bu ayakkabıcıdan ayakkabı almaya gitmişler. Ayakkabıcı işte gösteriyormuş ayakkabıları falan. Bizimki çok böyle güzel kırmızı deriden yapılmış, pahalı, böyle canlı, parıltılı bir ayakkabı görmüş. Ve bu ve o an işte o eski kırmızı ayakkabılar aklına gelmiş ve bu ayakkabıyı almalıyım diye kendinden geçirmiş. Ve aslında yaşlı kadın gözleri de iyi görmediği için o ayakkabıları ona bir şekilde ayakkabıcıyla beraber böyle bir sanki şey tuzak gibi böyle hani bir şey gibi gizli gizli arkasından iş çevirilmiş gibi o ayakkabıları aldırtmış yaşlı kadına. Ve işte hemen çok heyecanlanmış, bu ayakkabılar ne kadar güzel ayakkabılar falan ve hemen o kiliseye gittikleri zaman o ayakkabıları giymiş. Fakat tabii yaşlı kadının da gözleri görmüyor bu sırada. Fakat kilisedeki herkes, o bütün insanlar bu ayakkabıları gördükleri zaman aa yani ne yapı, nasıl izin verirsiniz bu ayakkabılar ne kadar kötü. Kiliseye bu ayakkabılarla mı gelinir can canlı falan tabii. Ve tabii bunun sonrasında kadının kulakları duyuyor. Hemencecik nasıl bir daha bunları giyme, sakın giyemezsin vesaire gibi kız küçük kızı uyarmış. Bu sürede de tabii o kiliseden çıkarken falan bir böyle kırmızı sakallı. Yok kırmızı sakallı. Nereden çıkardı? Okumadığım belli oldu. Kızım var orada işte kırmızı sakal. Bak al. Al. Dur orası değil ayol. Burası be. Bir dakika dur. Vallahi var. Dur. Kırmızı sakal. Al. Gördün mü? Kırmızı bir sakalı varmış. Tamam bu. Okudum ben de okudum. Bu... Ama ben değişik detaylara kalıyorum. Tamam ben niye o kırmızı sakalların detayına dikkat etmemiştim. Neyse bu askerin kırmızı sakalları varmış. Çünkü şeytan o çünkü. Ve bu şeyde askerde kıza dans etmelisin gibi böyle bir mesaj verip böyle hafif böyle yapmış. Ondan sonra
bu kız eve gitmiş ve dediğim gibi annesi işte annesi diyorum. Yaşlı kadın ona hayır bir daha giyme falan demiş ama bir sonraki pazar günü kiliseye kendini tutamıyor. Çünkü çok seviyor bu kırmızı ayakkabıları ve aslında o kendi yapmış olduğu kırmızı ayakkabıları çok 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 sevdiği ve özlediği için o ayakkabıları tekrar giyiyor. Bu sefer gittiği zaman gene işte o etraftaki insanlar diyor bu ayakkabılar neden nasıl giydin falan ve orada gene aynı asker var ve asker diyor ki dans etsene gibi bir şey söylüyor. Kız da böyle dönüyor ve birden dans etmeye başlıyor ama kontrolsüzce. Kilisenin ortasında çıldırmış gibi. Ve ayaklarını durduramıyor. Böyle kendi başına dönüyen bir kız düşünün, canlandırın kafanızda. Böyle dönüyor falan ve en sonunda o ayakkabıyı yaşlı kadın ve onun işte arabadaki şoförü beraber ancak çıkartıyorlar ayakkabıyı. Ve çıkarttıklarından sonra da artık bu sefer yaşlı kadın tamamen alıyor ayakkabıları ve gizli bir dolaba koyuyor. Ve bu ayakkabıyı bir daha giymen katiyen yasak diyor. Fakat yine bir zaman geçiyor ve yine bizim kızımız işte çok yani bu kadar böyle kötü bir deneyim yaşamış olmasına rağmen hala o ayakkabıları istiyor. Bu süre içerisinde tabii zaman da geçiyor aradan. Bizim yaşlı kadının gözleri de yavaş yavaş körleşmeye, hani kötüydü ya gözleri zaten göremiyordu. Yavaş yavaş körleşmeye başlamış ve yatağında hastalanmaya başlamış. Bundan da, bu fırsattan da yararlanarak bizim kızımız tekrar ayakkabıları alıyor ve giyiyor ve tekrar yürüyüşe ve dışarı çıkıyor. Ve tekrar o askere karşılaşıyor ve asker gene sen artık sonsuzluğa kadar dans edeceksin gibi böyle bir lanet okurmuş gibi bir şeyler söylüyor ona ve bu kız aylarca istemsiz bir şekilde, kontrolsüz ve bilinçsiz bir şekilde dans ediyor. Oradan oraya dans ediyor, evinden çıkıyor, kiliseye geçiyor, bütün köyden çıkıyor, ağaçların, ormanların vesaire böyle bir dans gidiyor. Ve sonunda artık orada başka bir işte neydi, köylü mü sen daha iyi biliyorsun galiba, artık birisiyle karşılaşıyor. Cellata gidiyor artık. Cellatla karşılaşıyor. Ben öleceğim artık yorgunluktan diyor. Ben yalvarıyorum çıkar bu ayakkabıları diyor ve cellat işte uğraşıyor çıkarmak için, çıkaralım falan ve çıkartamıyor. Ve küçük kız sonunda diyor ki ayaklarımı kes, ben yapamayacağım, ayaklarımı kes, bunun artık çıkması lazım vücudumdan. Ve cellat ayaklarını kesiyor. Çok ve bizim kız tek başına mutsuz ve ayaksız bir hayat yaşıyor ve evet, hikayemiz burada bitiyor. Ne yazık ki. Ama ağır bir yani çok 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 karanlık yani bir ağır, hikaye. Ağır ama vuruyor işte tokat. Çok 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 karanlık bir hikaye. Sonucu gibi aslında o, değil mi? Aynen öyle. Aslında bu kızın ve o kırmızı ayakkabıların temsil ettiği yer, yani o kızın vahşiliği ve kendi kalbinden istediği içgüdüleri ve istekleri ve onun hayatında aslında yaşaması gereken yer. Ve kız bu, yani kırmızı ayakkabılar yakıldığı zaman bu içgüdüsünü ve aslında kendisine iyi gelen şeyleri tamamen bilincinin dışına çıkıyor. Ve çıktığı yerde de bu yaşlı kadının varlığında da fazladan evcilleştiriliyor. İşte aynen, uslarlaştırılıyor. Kibar olmalısın, bu toplumun işte bir geleneksel bir bireyi olmalısın gibi öğretilerle aslında biraz beyni yıkanıyor bu kızın. Fakat hani kitap hikayede de hep dönüp dolaşıp o kırmızı ayakkabıları istemesi de orada bir açlığın olması. Çünkü gerçekliğini yaşayamadığı yerde o açlığı yaşamak durumunda kalıyor. Sonunda da artık ben o ayakkabıyı, yani yeni bir ayakkabı geldiği zaman da aslında kendi gerçekliğini değil, bu gerçekliği yaşamasındaki tuzaklara kanmış oluyor. Bu tuzaklara kapılmamamız lazım. Bu dediğim gibi yazar da bu tuzaklar üzerinden yorumlamış. Birinci tuzağımız yaldızlı araba. O yaldızlı araba aslında yaldızlı bir kafese girmek. Yani aynen, altın kafes altın deniyor. Altın kafese, rahat bu hayata girmek. Hani o bir tuzak. Kendi o rahat hayatına girmek adına kendi öz değeri, kendi anlam kattığı hayatından vazgeçmek. Aynen, orada o aslında bir tuzak. Kızın o arabaya girmesiyle başlayan bir tuzağın içine girmesi. Giriyor. Çünkü emeksiz bir hayat, kolay bir hayat, para için kendinden ödün vermek. Verdiğin bir hayat. Ve şunu da söylemek lazım. Yani para her zaman kötü de bir şey değil. Yani sen hakikaten karşındaki, atıyorum bir ilişki bu. Aşık olduğun insan zengin bir insan. Yani burada adamın parası için aşık olmadığın sürece bu okey.
Fakat yani bunu zaten hepimiz istiyoruz. Kim istemiyor ki kolay yaşam? Kim istemiyor ki zengin bir yaşam? Yani bu egonun istediği bir şey. Hepimizin istediği bir şey. Ama fakat sen bunun için kendinden ödün veriyorsan bu tuzağa düştüğün yer burası oluyor. Aynen. Onu istemek değil. İstemek bedava. Attım hafızaya. Beyin bedava. Beyin bedava. Ama ona düştüğün yer tuzağa düştüğün yer yani, olmuş olan. Yani rahat hayatın bedeli eğer sessiz kalmak, kendi ruhunla olan bağını koparmaksa, hayır diyememe özgürlüğünü elinden almaksa, o anlamlı hayatını yitirmekse, bağını kendine özünden koparmaksa işte burada bir sıkıntı. O rahat hayat için aslında kendi ruhunu satmak gibi bir şey. Aynen öyle. İkinci tuzağımız ise bu yaşlı kadın, yaşlı teyze. Bu kadının temsil ettiği yer ise gelenekler, görenekler toplumsal ve dikteler. Aynen, toplumun bize dayattığı, bize öğrettiği, zihnimizde oluşturduğumuz inanç kalıpları. Ve farkındaysanız kadının gözleri iyi görmüyor ve hikayenin devamında da körleşen bir kadın. Evet. Onun temsil ettiği şey dediğim, yani Zeynep'in de dediği gibi toplumsal dikteler. Hemencik toplumsal dikteler videolarımızda seyredebilirsiniz. Onun için kendi ruhunu öldürme. Çünkü şu noktada ne diyor orada yaşlı teyze? Usludur. Aynen. İncitse de evet de. Tamam mı? Evet, istemese de evet. İstemese de evet de. Mükemmeliyetçi ol, mükemmel bir bakış açısı. Açısına sahip ol. Aslında kör ama. Bu mükemmeliyetçilik öyle bir soğuk ve sahte bir yaşam sunuyor ki sana, senin yaşamdaki tutkunu yok ediyor. Bu çok ağır bir bedel. Evet, hani de. Toplum tarafından alkışlanıyoruz ama içeride ölmüşüm. Ruh kıtlığı yaşıyorum. Tutkunun ateşi yok. Yaratım yok. Hiçbir şey yok. Ama toplum bizi alkışlıyor. Tamamıyla toplumsal dikte videosu işte. Bu da toplumsal dikte ikinci tuzak işte bu noktada. Aynen öyle. Üçüncü tuzak ise hazinenin yanması. Burada da hikayede olan şey kızın ayakkabılarının kendi eliyle, kendi sevgisiyle, kendi emeğiyle yaptığı ayakkabılarının toplum, yani yaşlı kadın tarafından yakılması. Evet. Ve bu yakıcı bir ateş. Çünkü ateş aslında dönüştürücü de bir şey olabiliyor. Seni o acı dönüştüren de bir şey oluyor. Ama burada yok edici, yakıcı ve yok edici ateş çok tehlikeli. Burada aslında bütün içgüdülerini de yok etmiş aynen oluyorsun. Ruh açlığına neden olan o anlamlı, kendi anlam kattığı, eliyle yaptığı o ayakkabıyı yakması tamamıyla şey... bu aşırılıklara saldırma tehlikesini de yol açan bir şey. Çünkü çok büyük bir açlık var. Açlık yani o var. O sevgiye, o aşka, o yaratıcılığa büyük. Yani yakıldığı yerde, yok olduğu yerde bir, çünkü kız ikide bir o ayakkabıyı istiyor. Artık böyle bir bağımlı gibi. Ben bu ayakkabıyı istiyorum. Çünkü ruhsal bir şey ve o. Ve kendi ayakkabısını istiyor. Ve kitapta da çok güzel bir örnek vermiş. Hani bir kurtlara baktığınız zaman, kurt hayvanının davranışlarına baktığınız zaman iki zaman fazladan ölüme sebep olacak ataklarda bulunuyor. Kuduz olduğu zaman ya da ne bileyim farklı bir hastalığı olduğu zaman fazladan saldırmaya başlıyor başka hayvanlara. İkincisi de çok aç bir zamandan çıktığı zaman, atıyorum kıştan çıktığı zaman, kışın çünkü hani kar yağıyor vesaire falan, güzel avlanamıyor, kendini besleyemiyor ve baharda kıtlıktan çıktıktan sonra çok aç olduğu için kendini kaybediyor. Ve aynen kaybedip başka bir her şeyi öldürüyor. Aslında yani çünkü doğada hayvan sadece yiyeceği şeyi öldürür. Bu kurdun da bu saçmalaması aslında bir yerde fazladan öldürmesi çok açlıktan çıktığı için. Kıtlığa düşmemek en önemli şey. Evet. Yani en başta aslında o ayakkabıyı yakılmasına izin vermeyecekti. Dördüncü tuzağı ise bu temel içgüdülerinin yaralanması üzerine. Dediğimiz gibi yandığı zaman ayakkabılar, iç vahşiliğimizi de kaybediyoruz. Bu hayvanlarda da, normal doğamızda da var. Atıyorum bir hayvanat bahçesinde hayvanlar da depresyona giriyor. Çünkü bu, yani anlattığımız şey depresyona kadar götürebilir evet insanı. Hayvanlar da bir hayvanat bahçesinde bütün vahşiliğini, cinselliğini, atıyorum avlanma gücünü falan kaybediyor. Ve sen hayvanat bahçesindeki bir hayvanı direkt doğaya koyarsan zaten yaşayamıyor ve köreliyor çünkü. Yani o hayvan ölüyor. Aynen öyle. Bayağı hani bütün aslında içgüdülerini kaybetmiş olduğu için. Pop kültüre baktığın zaman da, yani kitapta çok güzel Janis Joplin'in hikayesini evet gösteriyor. 1960'larda yaşamış, işte Güney kültüründe, işte kiliselerde çok fazla şarkı söylemiş bir
kız ve sonra büyüyor ve orada aslında çok da bastırılıyor, işte sen blues söylememelisin, sen işte gospeller, işte şeyler söylemelisin, dini şarkılar söylemelisin diye ve onun yaratıcılığı köreltiliyor ve kadın sonra uyuşturucu bağımlılığından dolayı 27 yaşında ölüyor. Evet. Ve bunun gibi o kadar fazla hikaye var ki, Amy Winehouse mesela çok en yakınından. Whitney Houston da bence biraz öyle. Whitney Houston da aynı şekilde o uyuşturucu bağımlılığıyla vefat yani bu, eden çok... Ve yani aslında o para bunların cevabı değil. Bu insanlar yani bir tarafından para çıkıyor bu tabii insanların. Canım. Ve yani o kadar fazla da intihar vesaireli hikayeleri oldu bu sene. Anthony Bourdain bu kadın değil ama yani hepimiz için geçerli bu. Bir boşluğa düşüyorlar. Hayat anlamının kaybı onu boşluğa düşürüyor ve o kadar ağır bir anlamsızlığın altında eziliyor ki kendini yok etmek... Sen başka bir çare bulamıyor yani o kadar ağır bir boşluğun altında eziliyor. Beşinci tuzak ise aslında bunu iki farklı gizli hayatla geçirebileceğini sanmak. İşte bu kırmızı ayakkabılarda işte saklıyor o ayakkabıyı giymeyi, yaşlı kadından göstermeden giymeye çalışıyor. Ondan gizli satın alıyor bir kere. Burada sanki hani i̇şte aldatmalar aç ki, gibi. Aynen, aç ki ben diyor yani ben o artık o ayakkabısız yaşayamayacağım. O yüzden ben ayakkabıyı alayım da aman o toplumsal diktelerden, toplumun o şakşaklarından arkadan ben göstermeden bu işi yapıvereyim. Gizli gizli. Bunlar şey gibi ya, hani zengin kocasını aldatan, zengin kocasını personal trainer'ıyla, tenis hocasıyla aldatan kadınlara benziyor. Pardon kusura bakmasın da hani yani şimdi şey yapmayayım ama öyle yani hani çünkü o tutkuyu şimdi o şey PT'siyle yaşıyor, tenis hocasıyla yaşıyor. Ama dışarıdaki cemiyet hayatında son derece kocasıyla iyi falan gözüküyor. Ve iki ayrı hayat yaşıyor aslında. İki ayrı hayat yaşıyor. Ne kocaya tam veriyor ne şeye tam veriyor. Tabii. Personal trainer artık çünkü kime veriyor. Çünkü rahat hayatı da çıkarmak istemiyor. Hani ne şiş yansın ne kebap var bence orada. Ne geliyorsun? Ne oldu be? Ne veriyor ben onu merak ediyorum. Kime artık ne veriyorsa. Artık neler oluyorsa orada tövbeler arabi. Pitiye ne veriyor? Pitiye. Tövbe. Ay bunların da içi fesat. Biz burada arketip konuşuyoruz. Evet. Nelere ne çekiyorlar? 6. Tuzak 6. Bu toplumun tuzaklarına işte boyun eğmek. Şimdi bu kızın döngüsüne baktığınız zaman önce işte ayakkabıları yakıldı, vahşiliğini kaybetti, sonra evcilleştirildi. Sonra tekrar o ayakkabıyı giymeyi denedi ve olmadı. Toplum tarafından tekrar şey yaptı ve bu süreçte hani giyemediği için ayakkabıyı aslında boyun da eğmiş oluyor o toplumun. Tabii. İsteklerine ve geleneklere ve burada aslında yapılması gereken şey cesur olmak. Çünkü kalbinin istediği şeyi gerçekleştirebilmek demek topluma, belki ailene, belki geleneğe hayır ben bunu istemiyorum demek kolay bir şey değil. Gerçekten cesaret isteyen bir şey ve bu cesareti kendi içinde bulman ve aslında tamam bu hikaye belki sonunda şey olarak bitti. Evet tamam bu kız ayaklarını kaybetti vesaire ve çok da mutsuz bitti aslında hikaye ama bu mutsuz bitmek senin hayatının sonu olmak zorunda değil. Bunun içinden çıkabileceğini de görmek önemli. Ama o kadar oca gitmeden de bunu yapabilirsin. Evet, bunu dengeli bir şekilde yani çılgınlarca dans ederek artık ayaklarını kopartacak şekilde değil. Hı-hı. Ama işte burada şey diyor hakikaten dediğin o doğru. Cesaret yüreği izlemektir evet, diyor. Aynen. Bu çok önemli bir şey. Hı-hı. Ama bu cesaret illa her tarafı yaktım yıktım diyerek de değil. O yüreğinin, o ruhunun istediği şeye adım adım minik minik de olsa o eylemleri yapabilme kararlılığı, cesaretini her gün adanmışlıkla, sebatla yapman aslında bir cesaret. Yedinci tuzak da diyor ki yani zaten bunu sahte yaşayamazsın. Yani bu sahtelik içerisinde çok büyük bir ihtimalle dibe kadar yolu var bunun gerçekten. Anormali normalleştirmeye geliyor bu aslında. Tabii bunu böyle de yani ne yazık ki yaşayanlar var bu. İşte tam ağrısız kalarak hayatları boyunca bu durumdan çıkamayan insanlar var. Bu durumlarda gerçekten yardım alın. Bizim videolarımızda var. O şiddette mesela şiddet yani onu normalleştiriyor mesela. Anormal bir şey o psikolojik şiddet. Ama diyor ki normal aslında ya. Bu da getirin. Nereden geliyor? Öğrenilmiş bir çaresizlikten sizlik. Geliyor. Aynen. Bir işte bir hikaye vardır. Hmm. Küçük filleri. Bir şeye ne derler ona? Sirkte böyle onları prangalara koyuyor, zincirliyorlar. Koyuyorlar küçücük ve hani o küçük haliyle ondan kaçamıyor fil. Çünkü bebek fil orada ve hani kaçıyor, deniyor ve ondan kaçamadığı için sonunda vazgeçiyor kaçmayı denemekten. Ve kocaman büyük bir fil olduğu zaman hala kaçamayacağını zannediyor ve denemiyor bile.
Hani o çünkü tak yapsa artık o kadar yani tonu yani tık diye kocaman çıkartır. Bir hayvan. Ve o öğrenilmiş bir çaresizlik var o durumun içerisinde. Ama bil ki hiçbir şey çaresiz değil. Bu hayat senin karşına senin üstesinden gelebileceğin problemleri karşına çıkartıyor. Buna ben çok inanıyorum. Aynen. Önemli olan yardım istemek. Böyle bir durumdaysan ben bundan nasıl çıkabilirim? Yardım isteme gücünü kendinde görebilmen ve buradan kendini çıkarmak için niyet etmen. Ve burada şey çok güzeldi. Vahşi doğanı korumak için anlamlı bir isyan içerisinde ol. Yani hı-hı, o isyanı yap, o prangayı, o zincirlerinden kurtulmak için hem o cesareti göster hem o isyanı, o baş kaldırıyı gerçekleştir korkmadan. Evet ama şimdi bu hikayede şu da var. Bu baş kaldırıyı şey yaparken aslında sahte bir vahşiliğe tutunuyor kız. Çünkü tabii, kendi tabii, ayakkabıları aynen. O anlamlı değil, ayakkabısı için demişim. Ona benzeyen bir şeyi için tutturuyor oldu kız. Hani burada çok da net bir yani bence iki uçtan bahsediyoruz. Bir uç vahşisizlik ve hani onu o içgüdünün ölümü. Bir diğeri de şeyde, çok uç. Diğeri de hani, çılgınca dans ettiği zehirli bir kendini ayakkabı. Kendini kaybetmiş bir şekilde. İşte belki burada bağımlılık problemleri ortaya çıkabiliyor. Burada o boşluğu doldurabilmek için toksik ilişki, toksik insan, toksik iş, toksik bir senaryo kendine çıkartıyorsun. Ve bunu istediğini varsayıyorsun. Ama aslında senin istediğin kendi yaratıcılığını bulman. O uç değil. Orada her şeyin önemlisi denge. Uçlara gitmeden farkındalıkla attığın, adımlarla yaptığın, yüreğini izlediğin, o cesareti de, o bilinci de dengeyle yaptığın bir alandan bahsediyoruz aslında. Diyor ki, yıkıcı seçimler nedeniyle dibe vurmak iyidir. Çünkü diyor ki, pis. Pis işe diptedir. Dibe vurmak acı da olsa tohum ekmenin zeminidir diyor. Aynen. O yüzden hani ayaklarını kaybetmiş olsa da yine de tekrar başlayabilirsin. Tekrar devam edebilirsin kaldığın yerden. Her zaman ümiti var. Her zaman ümit var. Evet. Ve bu diyor ki kutsal bir kopuştur diyor. O ayaklarını kaybetmesi kutsal bir kopuştur ve olmalıdır. O kopuş olmalıdır. Ve sonra tekrar o ayaklar büyüyecektir. Tekrar seni kendi anlamlı yarattığın ayakkabılarla yine dans edeceksindir. Aynen öyle. Bu çok önemli. Çok önemli. Ve tabii biz ekstrem hikayeleri anlattık şu anda işte depresyondan tut, bağımlılıktan tut vesaire. Hani bu hayatında minik minik de oluyor olabilir. Bu kadar büyük travmalarla da olmuyor olabilir. Ve belki de niyet etmek bu hikayeyi anlarken bakman gereken şey aslında o yaşlı kadın da sensin, o kız da sensin. İkisi de aslında senin içinde olan şeyler. Çünkü ne kadar bazen topluma karşı çıkmak istesen de o toplumun içinde bir bireysin. Bu hani bu yaşlı kadın senin için neyi temsil ediyor? Herkes için değişebilir. Ama önemli olan oradaki dengeyi de bulmak. Bak. O vahşiliğini bu toplumun içerisinde yaratmayı ve yaşamayı bulmak çok aynen önemli. Hani ben kendi hayatıma baktığım zaman belki de bu annemle yapmış olduğum çatışmaları bana andırtıyor. Ben ergenken bayağı yani hani şu an oraya gittim galiba. Bayağı kavga ederdik ve yani sanki ona inat olarak bazı şeyleri yapmazdım. O bunu benden istedi diye de belki kendim istesem bile yapmadığım zamanlar olmuştur. Sonuçta annemin çocuğu olduğum için onun inanç kalıpları bir yerde benim inanç kalıplarım olmuş oluyor. Ve ona kızdığım yerler aslında kendime kızdığım yerler oluyor. Ama tabii ona kızmak kendime kızmaktan çok kolay olduğu için ve o yaşta o farkındalık da bende olmadığı için hepsini annemden çıkarmışım. Yani şu an hani anneme sevgi yolluyorum canım annem. Hani onun içinde kendimi bulabildiğim yerde aslında ne kadar çok aynı olduğumuzu da görüyorum. Yani orada o dengeyi bulabilmek, hem kendi isteklerime sahip çıkabilmek hem de annemin bana o öğrettiği şeylere de saygı duyarak ortasında bir yere bulabilmek bence çok değerli. Anne dedim, benim de babam. Non-stop babamla çatışıyorum. Hatta bu şeyi ben sana ruhumu satmayacağım falan noktalarına falan girmiştim. Yani gerçekten hani çünkü sunduğu konfor alanıyla beni o prangalara sokmaya çalıştı ve dedim ki hani hayır, ben kendi cesaret yani o yüreğimi izleme cesaretine giriyorum ve hani bu konfor alanından çıkacağım dediğimde, restleştiğimde zaten kendi özgürlüğümü tam anlamıyla alabildim. İşte o ikisini dengede, çünkü o da senin baban ya da tabii, senin annen anne. Yani orayı da yakıp yıkmadan kendi vahşi ruhunuzu, değil mi? Ruhsallığınızı, içgüdülerini, evet, hayata kattığın anlamı
dengeli ama bir noktada da bağımsız bir yerden yaşamayı çok güzel anlatan bir hikayeydi. Evet. Umarım sevmişsinizdir. Bu kitabı. Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabından son yapacağımız masaldı. Evet. Belki sonra tekrar bir yaparız da hani bir ara verelim bu artık. Bu aynen bunu. Ama siz okumaya devam edin. Öteki hikayeler hakkında sorunuz olursa yazın. Bize yazın. Çünkü aynen. Biz okuduk kitapları. Ve bir sonraki Entel Dantel bölümümüzü de birazcık değiştirelim dedik artık. Evet. Kitap çok bu aralar masallardan gittik ama Westworld adlı diziyi, HBO'nun dizisi internette bulabilirsiniz. Ay çok iyi vallahi. O dizi yani şimdi biraz uzun zaman vereceğiz size ama zaten oturmaya başladığınız zaman bence kesinlikle gidiyor. Anında gidiyor. İki sezon var. İki sezonunu da seyredebilirsiniz. Seyredin. Onun üzerine konuşalım. Bir konuşalım. Aynen. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Bir sonraki Entel Dantel'de buluşmak, kavuşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye. Abone. Abone. Aboneyim, abone. Beğen, çanlara bas, ondan sonra paylaş, bu kitabı okut, okut. Videoyu izle, izlet. Ondan sonracığıma. Çünkü bir şey diyeceğim. Emek harcıyoruz ya. Vallahi bak oturalım. Yani nasıl çalıştık yani. Baksanıza kitaba. Çünkü bak Allah aşkına parçaladı mı yok. Bak ne notlar alındı şey yapıldı. Yani o yüzden değerli bunlar bizim için. Paylaşırsanız çok seviniriz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.